Herkese mutlu günler sevgili izleyenler. Bugün sonunda açık açık konuşacağım, açık açık söyleyeceğim ve siz de açık açık yorum yapacağınız bir program. Çünkü siz diyeceksiniz ki bu ne ya? Gene mi cinsellik? Biz de bu sefer diyoruz ki evet bu sefer kesin cinsellik. Yani çünkü sizin cinsellik algılarınız biraz farklı. Her şeyi cinsellik diyorsunuz. Sırf sizin için bugün cinsellik konuşacağız. Ayıp mı değil mi? Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mert'cim. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim siz. İyiyim. Bugün yine, ayıp şeyler mi konuşacağız? Yine beni bir ayıba çektim. Hocam ayıp mı konuşacağız bugün? Ayıpsa konuşalım. Yani... Ya ayıp aslında değil ama neden ayıp olduğunu bulmaya çalışacağız. Yani evet. Ne oldu da bu ayıp olmaya başladı? Gerçekten ayıp mı? Değil mi? Bu da ayıp ne? Evet. Bunların sorularının cevabı size. Evet. Bilmiyorum ama bulacağız. Şimdi şöyle, bireysel insanın doğasında var olan, insanın fiziksel anlamda ortaya çıkmasına neden olan bir eylem, bir olgudan bahsediyoruz aslında. Bu nasıl oluyor da bu kadar tehlikeli, rahatsız edici, bu kadar çoğu zaman ölüme neden olacak kadar irite ediyor? Neden insanlar bu kadar bundan korkuyor? Ya da gerçekten bunun etkisinde mi kalmaktan korkuyor? Hani böyle bir şeyi tutarsın, ya bırakırsam korkusu. Belki de orada insanların bastırdığı, inkar ettiği, yok saydığı kendi gerçek ihtiyaçları, duyguları var ve birinin ona onları hatırlatması bir öfke yaratıyor olabilir, bir kızgınlık yaratıyor olabilir. Yani şöyle diyeyim, ben bilmiyor muyum bunun bende olduğunu, bana hatırlatma. İşte bazen kendimizi kontrol edebilmek için iç dünyada bir kontrol kaybetme ihtimali var. Ama dış dünyada da bir kontrol yaratmamız gerekir. Yani birilerinin bizi kontrol etmesi gerekir. Bu toplum olabilir. İşte toplum bunu ne üzerinden? Değerler üzerinden. Ayıp, günah, yanlış gibi kavramlar üzerinden bize dayatabilir. Şimdi tabii ki bu minik bir giriş. Şimdi açtık da açacağız. Daha da derin konuşacağız. Yani neden mesela ben bakıldığı zaman aslında cinsellikte ne gibi diyebiliriz? İşte belki buraya bir diyetisyen alsam, yeme içme gibi, onun haricinde başka bir sağlık alanında birini alıyorum. Örnek veriyorum, bir kadın doğum ya da bir ürolog ya da işte bir psikiyatrist. Yani bunun gibi bir şey aslında cinsellik. Ama ben o konuları ele aldığımda, şöyle bir tezatlık var. O konuları ele aldığımda o konular çok az izleniyor. Hiç kimseden ses seda yok. Cinsellik konularını onlara göre parantez içerisinde. Çünkü bir LGBTİ konusu bile onlara göre cinsellik. Halbuki biz LGBTİ konularında en fazla duyguyu konuşuyoruz. Cinselliği konu aldığımızda hem bir lince uğruyoruz. Hem de daha fazla izleniyor. Şimdi o yüzden size de en başta dedim. Bu arada siz bilmiyorsunuz değil mi ki? Hocam bu programı bana yapın. Ben sinirlenmeyeyim diye. Yani insanlar hem bu kadar rağbet gösteriyor. Şimdi, hem bu kadar linç ediyor. Psikolojide iki karşı duygunun bir araya gelmesi ya da iki kutuplu şeylerin bir araya gelmesi biz ambivalandırız. Yani bir şeyi bir çok istersin, bir de ondan çok korkarsın, bir de ondan çok kızarsın. Yani çatışmalı bir kişilik. Çatışmalı bir içsel süreç kişinin bu tarz kavramlara, bu tarz durumlara daha gerçekçi olmayan tepkiler vermesine neden olabilir. Özellikle o çatışmalı yaşantılar, özellikle şimdi bakıyorsunuz siz doğanızda var olan bir şey. Örnek veriyorum, ergenlik çağına geliyorsunuz, bir cinsel aktivasyon, bir değişim, bir dönüşüm. Bunu isteseniz de istemeseniz de fark ediyorsunuz. Yani işte ergenliğe girmiş bir erkek çocuğunda penis sertleşmesi, bir kız çocuğunda reglin başlaması. Şimdi siz bu doğaya karşı koyamazsınız. Bir taraftan böyle bir hareketlenme var. Tabii bunu tanımlayamıyorsunuz. Ama bir taraftan da bu hareketlenmeden, bu değişimden, bu dönüşümden dolayı ve bazı şeyleri düşünmeye başlamadan dolayı bir suçluluk da hissediyor olabilirsiniz. Şimdi burada kişi ilk defa... Gerçek manada aslında burada ilk defa bu eylemle, bu hareketlilikle, bu değişim dönüşümle tanışıyor. Ama bunun öncesinde hep duyuyor. Hep başkalarının fikirleri, başkalarının tasarıları üzerinden bunu hayal ediyor. Şimdi gerçek şu, şimdi ne oluyor da en çok merak ettiğimiz konu, en çok rahatsız ettiğimiz şey olabilir. Yani burada az önce de söyledim, özellikle toplum, ebeveynleri, onu yetiştiren kişiler... Nasıl onu kontrol etmiş? Onu kontrol ederken, onun bedeni üzerinden,
onu nerelere çekmiş, onun bedenini, cinsel varoluşunu nasıl kullanmış, bunlar çok önemli. Şimdi çoğu zaman kimi aileler özellikle bu tabii ki kız çocukları üzerinden yapılır. Daha çok toplumsal cinsiyet rollerinden dolayı kadınlar üzerinden inşa edilen bir şey. İşte ayıp, günah, yapma, başkası ne der. Yani sanki kadın bir mülkiyet ürün, bir nesne gibi, mülk edilebilecek bir nesne gibi değerlendirilir. Daha sonra kadının mülk edilmesi üzerinden cinsellik ve aslında cinsel varoluş üzerinden bu yapılır. Yani kadının toplumsal yaşamda daha pasifize edilmesi, daha geri plana atılması ve onun sahip olduğu bazı kişi, bazı varoluşsal özellikleri belki de daha kusurlu hissettirebilmek ya da daha problemli bir şeymiş gibi ona hissettirebilmek ve onu daha fazla kontrol altına alabilmek için erkek egemen zihniyetin öğrettiği bir argüman. Ama daha sonra erkek egemen zihniyetin altında kaldığı bir argüman. Düşünsenize bir kız çocuğunuz var. İşte kız çocuğunuz var. Namus diyorsunuz ya da işte cinsellikten dolayı çok korkuyorsunuz. Onu sürekli kontrol ederek yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Sürekli bununla ilgileniyorsunuz. Tek düşünceniz, en önemli düşünceniz işte cinselliğin konuşulmaması, çocuğun sizin gelenek, görenek ve değer yargılarınıza salt uygun olması gerekiyor. Ama bir tarafta, bir taraftan kendi doğası, kendi gerçekliği, kendi varoluşu, hani yaradanın diyelim, yaradanın yarattığı ve bedenine koyduğu bazı özellikler ya da evrimsel açıdan hani seküler düşünürsen salt doğanın bir parçası ve doğa bunun ortaya çıkması gerektiğine inanıyor. Bu süreç akıp giderken sen kadına cinsellik üzerinden yük atfediyorsun. Sonra az önce dedim ya, kendin bu yükün altında kalkıyorsun. Ona namus diyorsun, ona bir şey diyorsun ve sonra bütün enerjini onu korumakla harcıyorsun. Yani insanlar ne kadar, bilmiyorum bunu söylemek doğru mu, ne kadar boş şeylerle uğraşıyoruz. Yani elbette ki uğraşılması gereken çok daha değerli şeyler var. Ama bir şey sorun olarak karşınıza çıkıyorsa demek ki ve birçok insan bu konuyla ilgileniyorsa onun gerçek hayatla bir ilgisi var. Şimdi çok daha basit alacağım. Çok daha basit. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidinde temel basit fiziksel ihtiyaçlar var. Yani şimdi buradan insanlara sorayım. İnsan evladının, insan yavrusunun ya da insan denen yaratığın kendi sınırlarını bilebilmesi için. Yani kaç dakika nefesinizi tutabilirsiniz? 15 dakika. En fazla ne kadar tutabilirsiniz? Bu kadar tutamayız. Kaç gün tuvalete gitmeyebilirsiniz? Ay ben her gün gidiyorum. Ha, kabaca konuşayım. Ben kaç gün sıçmayabilirsiniz? Yok ben her gün giderim. 10. 10 mu? 10. Ay sen öyle... Bir ay. Bir ay diyelim yapamadınız. Yemin ediyorum içiniz patlar. Ya bak insan olarak ne kadar basitiz bak. Evet. Ne kadar basit. Bu kadar. Kaç gün uyumayabilirsiniz? Zombiye dönersiniz. Evet. Bak, bilincinizi kaybedersiniz. Şimdi bu kadar... bu kadar sınırlıyız. Ne kadar boş şeylerle uğraşıyoruz dedik ya. Kaç gün yemek yemeyebiliriz? Kaç gün su içmeyebiliriz? Bir ay diyelim iki ay yaptınız. Hiçbir şey yemeden, tüketmeden ne kadar dayanabilirsiniz? Gelelim cinsellikle ilgili kısmına. Hepimiz cinsellik olgusunun ve bu temel içgüdünün ürünüyüz. Yani fiziksel anlamda bu eylem olmadığında, bu yaşanmadığında hiçbirimiz yokuz. Yani 100 yıl yaşamazsınız. Evet, insan biriyle birlikte olmadan, cinsellik yaşamadan hayatını bitirebilir. Bu çok sorun değil. Yani bu belki de fiziksel ihtiyaçlardan en geride kalanı olabilir. Ama sonuçta 150 yıl hiç insanların birlikte olamadığını, cinselliği yaşamadığını düşünürsek insan soyu biter. Bu az önce arka planda konuşurken hani şey dedik ya, bu gerçekten sadece öremek için mi? Öremek için kesinlikle ilk amaç öremek içindir. Ama insanlar işte o temel içgüdülerini dürtülere kanalize et. Yani cinsellik içgüdüsü bir dürtü olarak, içgüdüler dürtülere dönüşüm. Bu ne demek? Şimdi içgüdüsel davranışınızda onu kontrol etme ihtimaliniz çok zordur. İşte bir köpek çok acıkır, gider yemek gördüğünde saldırır. Ama siz ona kontrol etmeyi öğretirseniz, o acıktığında işte polis köpekleri yetiştirildi falan, onu kontrol etmeyi öğreniyor. Şimdi insan da böyle. Yolda yürüyen güzel bir kadın gördünüz ya da yakışıklı bir erkek gördünüz. O çok iyiymiş, hemen sevişeyim ya da beğendim demiyorsunuz. Evet, falan. Diyen pisliklere laf söylemiyoruz tabii ki. Ya da işte orada bir sıkıntı var. Eğer o orada rahatsız eden,
ya da ne bileyim tacizde bulunan kişide bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Dürtü kontrol bozukluğundan bahsederiz, başka şeylerden bahsederiz. Şimdi orada ya da bir yemek gördünüz, çok açsınız, eve yetişmeniz lazım, yolunuz daha yarım saat var. İlk gördüğünüz yemek saldırmıyorsunuz, kendinizi şey yapabilirsiniz. Ya da çok önemli bir toplantıda, çişim geldi şimdi, şimdi çişim geldiğini düşün. Bunu erteleyebiliyorsun değil mi? Program bitene kadar tutabilirsin. Evet. Ama içgüdüsel davransan ya da temel ihtiyaçlarını hemen karşılamaya çalışsan salarsın. Şimdi demek ki biz bazı şeyleri kontrol edebiliyoruz. İşte evet. Cinselliği de kontrol edebiliriz bir yere kadar. Evet, bunu yapabiliriz. Ama bu ne kadar bizi biz olmaktan alıkoyar? Şimdi bazı şeyler yaşanmadığı zaman, bazı şeyler doğru şekilde anlaşılmadığı zaman insan vücudunda her zaman çatışmalara ve başka problemlere neden olur. Şimdi tabii ki bütün bunlar altyapısı. Salt cinselliğin konuşulmasının ayıp olarak görülmesinde ya da bunun genel sistemler tarafından bir argüman olarak kullanılmasında çok tarihsel bir arka planı var. Şimdi farklı kaynaklar öncelikle farklı şekilde yer alıyor. Ben mesela Taoizm'den ele alıp getireyim. Taocu felsefeden yola çıkayım. Sevdiğim bir felsefe yapısı olduğu için. Şimdi Taocu felsefeye göre cinsel anlamda en güçlü varoluşa sahip, en altyapısı güçlü canlılardan ilk üçe kadın girer. Şimdi Sümer mitolojisinde özellikle toplayıcılık ve avcılık döneminden çıkıp gelirsek erkek egemen zihniyetin toplumsal yaşamda avcılıkla uğraşırken erkeklerin yaşlandığında güçlerini kaybettikten sonra da özellikle dişiler tarafından çekici görülebilmesi için, kabul görebilmek için bazı argümanlar üretiyor. İşte bilgi, işte o astronomiyle ilgili tapınakların oluşturulması, bütün bunlar erkeğin aslında biten cinsel gücünü sembolize eder. Yani orada o cinsellik ve saldırganlık temel içgüdülerini burada farklı bir şekilde kanalize ederek belki de dişinin ilgisini çekmeye çalışıyor. Şimdi burada siz artık yaşlandınız, gücünüz düştü, yaralandınız. Eğer dişi sizi artık istemiyorsa, kadın sizi istemiyorsa siz çekici olmanın başka bir yollarını bulursunuz. Eğer çekici olmanın başka bir yolunu da bulamıyorsanız büyük ihtimalle bu sefer rakibinizde olan bir silahı etkisizleştirme ya da bir özelliği etkisizleştirmeye çalışırsınız. Bütün argümanlarınızla onu yenersiniz. Onu yenemediğinizde onun elindeki argümanları almaya çalışırsınız. Onun cinsel varoluşuna ayıp dersin, günah dersin, herkese yaşamaması gerektiğini dersin. Bir sürü argüman üreterek, yani aslında tarihsel anlamda erkeğin cinsel anlamda kadın karşısındaki büyük büyük enerji eksikliği, büyük belki de o sınırlı cinsellik aktivitesi gösterebilme potansiyeli kadın karşısındaki o zayıflığı, belki de kadının gücünü ya da bu cinsel varlığını kontrol etmeye götürmüş olabilir. Bunun en iyi ikna edici yanıysa şey olabilir. Yani ben şimdi Mert'in elindeki bu iyi programı nasıl elinden alabilirim? Bu programın ne kadar kötü, ne kadar yanlış olduğunu ona anlatırsam ve bu programı ondan alırsam o da isyan etmez. Yani ben senin için senin elinde olan iyi bir şeyi senden almam gerekiyor. Böylelikle seni kandırmam, ikna etmem gerekiyor. Toplumsal değer yargıları yaratırım. Elbette ki değer yargıları gerekiyor. Elbette ki cinselliğin bir sınır içerisinde yaşanması gerekiyor. Konumuz sınırsız cinsellik, sınırsız özgürlük değil. Hani orada biz psikolojide sınır kavramından bahsederiz. Ama buradaki sorun kadının sınırının çok işgal edilmesi. Kadının cinsel gücünün çok korkutucu gözükmesi. Çok reel bir şekilde alırsak bir kadının cinselliğe girebilme potansiyeliyle, gücüyle erkeğin bir mi? Aynen. Erkeğin erken boşalma problemi var, bir sürü sorunu var. Başka işte o ilkel dönemlerden gelirsek hemen o an sizin sevişme olarak bunu yapmanız ya da haz odaklı bir cinsellik içinde bulunmanız çok mümkün değil. Her an bir tehdit gelebilir o an ilk boş zamanınızda, dişi de karşılık verirse birlikte oluyorsunuz. Ve en hızlı boşalan o an üremeyen belki öreme miktarına ya da öreme ihtimaline en sahip olan kişi oluyor. Ama şu an bu böyle değerlendirilmiyor. Şimdi değişen ve dönüşen koşullarla birlikte tabii ki erkeğin de artık cinsel performansının artırılması ve gibi kavramları da konuşuyoruz. Ama orada işte temelde kadın karşısındaki bence zayıflık. Ya bir erkek olarak ben bunu söyleyebiliyorum rahat bir şekilde. Yani bir erkeğin cinsel potansiyeli bir kadınınki kadar olamaz.
Hocam peki şöyle bir şey var. Şimdi böyle modernitenin başlangıcından önceye bakıyorsunuz. O kadar değişmiş ki işte önce böyle ne bileyim böyle heykeller onlar bunlar. Önce böyle işte cinsellik işte penis fotoğrafları onlar bunlar heykeller. İşte bu Davut heykeliydi galiba. Sonra Ali Baba var. Bereket sonra tanrısı. Bir dönem, aynen. Sonra bir dönem tekrar işte bu bir de sadece Müslümanlıkta da değil aslında yani. Hristiyanlığa bakıldığı zaman da böyle. Sonra işte daha işte böyle bir rahibeler onlar Hristiyanlık şu bu falan. Sonra tekrar böyle yani hep cinsellik üzerinde böyle bir nokta var. Yani diyemiyoruz ki tabii ki dediğiniz çok doğru. Biz burada cinselliğin sınırsız olmasından bahsetmiyoruz ama cinselliği öğrenememenin getirdiği farklı sonuçlar var. Konuşamıyoruz. Yani biz diğer kötü gelen her şey artık şu toplumda din bile konuşulur oldu. Hı hı. Yani sen ateist misin? İşte sen deist misin? Deistler ne falan filan. Yani ben en azından şu anda 110 bölümün üzerinde bölüm çektim. Ben satanist de aldım, ateist de aldım ama hiçbiri cinsellik kadar tepki görmedi. Şimdi siz bütün insanlarda olan bir özellikten bahsettiğiniz için şimdi istiyorsanız erkek olun, istiyorsanız kadın olun, eşcinsel, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı hangi cinsiyetten, cinsel kimlikten olursanız olun sonuçta buna sahipsiniz. Hayatın bir gerçeği var ve siz bunu değindiğiniz zaman herkes kendinden bir parça bulacak. Herkes kendini anlamaya çalışacak. Şimdi biz biraz da toplum olarak ya da bizim toplum olarak değil dünya toplumu bağlamında bahsedecek olursak kişilerin kendini tanımaları, kendilerini keşfetmeleri, sorgulamaları, kendileri için daha iyi cinselliği, daha iyi bireyi, daha iyi dünyayı, daha iyi bir sistemi hayal edebilecek olmaları ve sistemleri ve kişileri yani o cinsel eylemleri ve o tecrübeleri karşılaşabilecek olmaları da korkunçtur. Düşünsenize sorgulanıyorsunuz. İşte bütün hayatınız boyunca biriyle birlikte oldunuz, evlendiniz, tek eşi sürdürüyorsunuz. Başka hiçbir şey hayal edemediğin için de bundan talepte de bulunamıyorsun. Belki de partneriniz erken boşalıyor ya da partneriniz vajinusmus. Siz bütün kadınların vajinusmus ya da bütün erkeklerin erken boşaldığını düşünüyorsunuz. İşte 5 dakika mı sürüyormuş falan ya da ya biliyor musun işte ayda 3 kere birlikte olan çiftler varmış. Biz işte yılda 2-3 kere birlikte oluyoruz diyenler falan var. Bu kadar şey, bu kadar bilgisizlik var. Çünkü bilmek aynı zamanda başka şeyleri istemeyi de getiriyor. Bu yüzden bilmenin önüne geçebilmek için argümanlar üretiyoruz. İşte ayıp konu, işte cinsel mitleri konuşamıyoruz ya da çıkıp televizyonlarda rahatlıkla bunu konuşamıyoruz. Konuşuruz ama bir çerçevede konuşuruz, bir kısıtlanır. Bu ayıp bir şey değil. Şimdi dünya standartlarında bunun eğitimleri veriliyor. İnsanlar cinsellik hakkında, cinsel kimlikleri hakkında, cinsiyet kimliği hakkında, temel özellikleri hakkında eğitiliyor. Ve bunu nasıl iyi kullanabileceklerini, bunu en iyi nasıl keşfedebileceklerini dair bir sürü bilgi alıyor. Ama biz bir şeyi ya da bazı topluluklar bir şeyi tanımlamaktan, onu ortaya koymaktansa onu saklayıp daha cazibeli bir hale getiriyoruz. Bizdeki bu kadar merakın ve gizli bir ilginin olmasının nedeni de bu kadar saklanıyor, bu kadar baskılanıyor olması. Düşünsenize bir organınız var, o hep kapalı ve siz onu merak ediyorsunuz. Öyle düşünün. Yani hiç penisinizi görmediğinizi düşünün, hiç vajinanızı görmediğinizi merak edersin. Yani bir şey var orada. Ve bu artık şeyde değil, düşünün. İçte olan bir şey. Yani düşünüyorsunuz, tasarlıyorsunuz, hayal ediyorsunuz. Bir şey var, onu tanımlamaya çalışıyorsunuz. Şimdi bütün bu realite, bu gerçeklik var ve bir taraftan bunu düşünmek ayıp. Bunu görmek ayıp. Bunu istemek ayıp. Bunu söylemek ayıp. Bunu tartışmak ayıp. Bunu başkalarına öğretmek ayıp. Ayıp, ayıp, ayıp. Yani biz yaratıcının olduğunu düşünüyorsak ve onun bize bu özellikleri verdiğini düşünüyorsak onu bunu bu kadar problemli görmek acaba ona karşı gelmek değil midir? Ya da doğanın evrimleşirken bize verdiği özellikleri yok saymak, hiçe saymak gerçekten kendi en güvenli yerimize, en tanımamız, en keşfetmemiz gereken yerimize bir dinamit koymak değil midir? Yani ne oluyor da biz en iyi var olabileceğimiz noktadan birbirimizi yok etmeye çalışıyoruz? Yani cinsellik sadece şey değil aslında.
Penis vajen birleşimi. Penis ve vajindan bir, o bunun birleşmesinden değildir. Sen neden heykeller yasaklanmıştır zamanında? Neden sanat eserleri yasaklanmıştır? Çünkü siz orada bir haz alıyorsunuz. Aslında amaç sadece cinsellik eyleminin önüne geçmek değil, haz almayı keşfetmenin de önüne geçmek. Hı hı. Çünkü siz sanatsal bir ürün ortaya koyduğunuzda ne yaparsınız? Daha fazla sorgularsınız. Ve çok basit bir örnek vereyim. Dikkat ederseniz Dubai'de, Arap ülkelerinde bazı şeylerde falan binalar falan daha fazla büyük yapılır. Şeyin daha fazla bir insan haklarının geliştiği, cinselliğin çok problem olmadığı, böyle sistemlerin oturduğu yerlerde daha çok böyle villalar, daha küçük evler, daha böyle şey. Aslında bu biraz da cinsellikle de ilgili. Şimdi mesela Amerika'ya bakın, çok kozmopolit bir yer. Her yerden insanlar var, koca koca binalar. Yani orada da bazı sorunların çözüldüğünü düşünüyorum. Orada da cinsellikle ilgili, temel insan haklarıyla ilgili, kadın cinselliği ilgili bence sorunlar var. Erkek cinselliğiyle ilgili. Yani çatışmalı bir şey var. Bizim topluma da bakarsanız, işte biz birini seçeceğimiz zaman onun müteahhit oluşu, onun paralarının oluşu, gücünün oluşu, bunlar hep cinselliği sembolize eden şeyler. Yani açık ve doğru olanı konuşmaktansa onun temsilcilerini konuşmak ya da ona aktarılan o özellikleri konuşmak daha çok hoşumuza gidiyor. Onu istiyoruz ama farklı şekilde istiyoruz. İşte mesela bir daha böyle gerçekten kadın erkek cinselliğinin problem olmadığı, yaşantıların iyi olduğu yerlere bakın. Bu kadar çok fazla mal mülk peşinde, büyük binalar, büyük nesneler peşinde koşulmuyor. Daha küçük şeyler peşinden koşuluyor. Yani şey, miktar bağlamında diyorum ama aslında çok büyük şey. İnsan hakları, çocuk hakları, kadın hakları. Şimdi burada siz cinsellik problemini, cinsiyet sorununu çözdüğünüzde iş daha da kolaylaşıyor. Yani bunların sonucu olarak mesela şunu sizden duymaları bence daha olacaktır. Cinselliği konuşmak, örnek veriyorum, saçınızın modelini nasıl böyle yapıyorsunuz, şöyle yapsanız olur mu, böyle yapsanız olur mu gibi bir şeyle cinselliği konuşmak da aynı şey değil midir? Kişinin özeline girmeden, yani burada şunu da söyleyeyim, yani biz iki kişinin yaşadığı cinselliği konuşmaktan bahsetmiyoruz. Hı-hı. Cinsel bir sorun olduğu zaman bile kişiler bunu söylemiyorlar çünkü. Cinsellik bir insanı, cinsellik konuşmak bir insanı saygısız, terbiyesiz, ahlaksız yapar mı? Şimdi burada şöyle bir şey var. Ben her gün ne kadar iyi bir insan olduğumdan bahsedersen bundan sıkılırsın. Ya da her gün nasıl bir insan olduğumdan bahsedip kendimi sürekli anlatırsam bundan sıkılırsın. Şimdi bir her gün bir kişi cinsellik konuşursa bundan da sıkılırsın. Yani bizim buradaki amacımız miktar olarak çok konuşmaktan değil, yeri ve zamanı geldiğinde bunu rahatça konuşabilmenin problemi oluşuyor. Yani şimdi bizim toplumumuzda görüyorsunuz, birçok kişi sürekli cinsellikle, cinsiyetle ilgili şakalar yapıyor. Yani küfürlere bir bakın. Evet. Bir bakın, şöyle bir de Adana derler yani, şöyle bölgeye bir tümüne bir bakın insanların, şöyle bir konuşulan küfürlere bakın. Hep böyle cinsellik üzerinden. Hep işte yok cinsel koydum, ettim, cinsel tabii. Organ. Bu böyle gidiyor. Şimdi bir insan sürekli cinsellikle ilgili konuşursa irite olursunuz ya da sürekli cinsellikle ilgili küfürlü konuşursa bundan da rahatsızlık duyarsınız. Bizim derdimiz çok konuşmaktan değil, bu değil. Bizim derdimiz yeri ve zamanı geldiğinde bilimsel bir platformda, toplumsal yaşamda, aile ortamında, arkadaş ortamında da bunu rahatça konuşabilmek. Yani orada işte bir cinsel performansı sürekli bununla övmek ya da bunu kötü görmek değil konumuz. Konumuz bunların daha iyi yaşanabilmesi için, bunun temel insansı bir özellik olduğunun konuşulabilmesi için ya da birileri bunu yaşadığında onu rencide etmemek, onu dışlamamak, onu ötekileştirmemek, onun tercihlerine saygı duyabilmek. Yani diyoruz ya, herkesin doğasında olan bir şey nasıl oluyor da hepimiz için problemli bir duruma geliyor. Şimdi demek ki burada biz o zaman kendi özümüzü, kendi doğamızı reddediyoruz. Kendimizi sevmiyoruz. Kendimizi sevmemeyi, kendimizi kabul etmemeyi, kendimizi anlamamayı öğreniyoruz. Çünkü bunun başka bir açıklaması yok. Ya da bizim duygularımızı, düşüncelerimizi, doğamızı, enerjimizi anlamamıza engel oluyorlar. Nasıl değişecek bu? Şimdi nasıl değişecek? Elbette ki bunun bu kadar korkutucu olmadığına toplumların ikna edilmesi gerekiyor. Yani bunu problem olarak gören bir toplumun ikna edilmesi gerekiyor. Şimdi biz her zaman şey deriz, erken yaşanmış bir cinsel ilişki bir problemi işaret edebilir. Kabul ediyoruz. Evet, gerçekten
Yani burada işte 12 yaşındaki, 15 yaşındaki, 16 yaşındaki çocuklar cinsellik yaşasın demiyoruz. Bunlara doğru anlatabilelim, bunları doğru konuşabilelim, bu çocukları doğru eğitebilelim ki doğru kişiyle, doğru zamanda, doğru koşullarda birliktelik yaşayabilsin. Ama biz bunu ayıp, günah deyip, ama nasıl bahsedersin böyle bir şeyden dersek çocuk onu merak eder. Yani 3-4 yaşındaki bir çocuk ödipal dönemde cinsellikle ilgili, cinsiyete dair bazı kavramların oluştuğu, geliştiği bir dönemde ya kız çocuğu bir erkek çocuğun penisini merak edebilir. Ya da kendi cinsel organını merak edebilir. Vurmak, ayıp, günah. Ödipal dönemin yaş sınırını da söyleyin. Ya 3-5 arası. Evet. 3-5 arası. Kimin çocuk daha belki yani daha 2,5'dan başlayabilir. Kimine 5,5'a kadar devam edebilir. Daha önce çünkü başka bir hocamızla şunu da konuşmuştuk. Yani özellikle bu yaşta zaten çocuk mastürbasyonu denen bir şey de başlıyor. Şimdi ona hayır yapma, tüh, kaka, pis, işte o, bu falan. Hı-hı. Bu sanırım artık bunun temellerini yavaş yavaş atmaya başladığımızın işareti. Ya orada hani bizim bir organımız var ya da bir özelliğimiz var ve biz onunla temas kurduğumuz için sanki suç işlemişiz gibi, sanki böyle bir kutsalı yıkmışız gibi davrandığında kendi bedenimizin, kendi doğamızın bir parçasını da reddetmiş oluyoruz. Sonrasında derin bir suçluluk, derin bir yetersizlik duygusu gelişebilir. Tabii ki bu maruz kaldığı şeye göre değişir. Hı hı. İşte orada 3-5 yaş döneminde eğer bir cinsellikle ilgili sorular varsa mutlaka cevaplamak lazım. İşte biz orada diyoruz ya, hani erken yaşantılarda bir problem var, varsa bir şey yakalamak lazım. Bir çocuk 6-7 yaşında mastürbasyon yapıyorsa aile içi dinamiklerin sorgulanması gerekiyor. Çocuğun neye maruz kaldığını anlamak, bakmak gerekiyor. Bir miktar elbette ki çok gelişimsel olabilir ama iyi sorgulanması lazım. Yani biz bunu doğru konuşamadığımızda, sağlıklı bir şekilde konuşamadığımızda başka bir şekilde ortaya çıkar. Hani konuşmadığımız, anlatmadığımız, sakladığımız duygular bedene vurur, hastalıklar çıkar ya işte birçok şey stresten deriz. İşte bu da bir şekilde çıkacak. Çünkü siz bir gerçeği yok edemezsiniz. Onu ortadan kaldıramazsınız. O orada duruyor ve hayatımıza çıkacak. Bu yüzden iyi konuşabilmek, doğru konuşabilmek, doğru mekanda konuşabilmek ve kişinin sorularına ayıp, günah demeden, sorunun bizi rahatsızlık eden o derecesine bakmadan onun ihtiyacı olan cevabı verebilmek, bunu konuşabilmek, kitleler halinde bu konuyla ilgili eğitimler düzenlemek, özellikle egemen zihniyet hangi bakış açısıysa yönetenler, eğitim sistemlerinde bunların çok iyi öğretilmesi lazım. Yani bir insanın biriyle birlikte olması yetişkinlik döneminde onu kötü bir insan yapmaz, onu artık işe yaramaz biri yapmaz. Bu yüzden bizim daha değerli şeylere odaklanmamız gerekiyor. Bir toplumdaki bireylerin, bir toplumun toplumsal olarak ana fikrinin daha değerli, daha yaratıcı ve daha insan hayatına dokunan daha iyi şeylere kanalize olması daha basit şeylerle uğraşmasını engeller. Bazen şunu da düşünmüyor değilim. Bir toplumda daha basit şeyler, cinsellik konuşuyorsa, cinsiyetle ilgili sorunlar varsa, temel insan haklarıyla ilgili problemler varsa daha doğru şeylere odaklanmadığı içindir. Çünkü kendimizle uğraşmaktan, kendi duygularımıza, kendimizle savaşımızı bitirmekten toplumda neler oluyor, dünyada neler oluyor bunu göremiyoruz. Bazı şeyler biraz da şeydir, politikalarla da ilgilidir. Ve bu durumda da aynı sarmalın etrafında dönüp dolaşıyoruz. Yani siz bunu aşana kadar en azından benim takipçilerim için söylüyoruz. Biz bunu konuşmaya devam edeceğiz ama tabii ki her hafta bunu değil. Mesela bir sonraki haftaya sosyal fobiyi konuşacağız değil mi hocam? Evet, aynı zamanda. Bu arada şunu da hatırlatalım. Farklı konularla alakalı merak ettiğiniz şeyler varsa bunu sanırım yükledikten sonra ben yapabilirim. Şuraya bir yere psikotalk'ı da bırakayım. Oradan izlesinler. Çok farklı şeylerde, konularda konuşuyoruz. Hocam son olarak şunu sormak istiyorum size. Hadi tamam, evet her şey çok güzel. Hadi bugün itibariyle her şeyi değiştireceğiz diyelim. Anne babalar. Gerçi bunu kendi aralarında bile konuşan ne kadar anne baba vardır bilmiyorum ama çocuklarıyla cinselliği nasıl konuşmadılar? Şimdi şöyle, çocuktan mutlaka soru gelir. Şimdi bir gelişimsel seviye dediğimiz bir şey var. İşte 6 yaşına kadar çocuk daha oyun üzerinden bunu öğrenir. Tabii ki 11 yaşına kadar da oyun üzerinden öğrenir ama çocuklar 11 yaşına kadar, ki bazı çocuklar daha erken de gelişti, soyut beceri yoktur. Soyut kavramları çok algılayamaz. Daha somut, daha böyle anlayacağı bir şekilde anlatmak gerekiyor. Zaten 11 yaşından sonra siz çocuğa bunu soyut kavramlarla anlatabilirsiniz. Cinsel birleşmeden, diğer şeylerden bahsedebilirsiniz.
Ama zannetmiyorum ki çocuklar direkt bunu sorsun. Eğer bir çocuk çok soru soruyorsa bununla ilgili mutlaka gördüğü bir şey var. Mutlaka gördüğü bir şey var. Ha, bir miktar sorar geçer ama sistematik bir şekilde bunu soruyorsa bir bakmak lazım. Biz anlatmalı mıyız? Yani anlatmamız gerekiyor. Mesela cinsel organınızı görmek istiyor olabilir. Hayır, bu benim özel bölgem. İşte bel bölgesini gösterip, göğüs bölgesini gösterip, buralar benim özel bölgelerim. İşte annemiz bizi yıkadığında hariç kimsenin oraya dokunmaması gerekir. Ya da annemiz, babamız yanımızdayken kimse artık bakım veren. Onun yanında belki doktor bakabilir. Bu kadar. Onun dışında kimse bakamaz, kimse dokunamaz. Bununla ilgili çok güzel cinsiyetle ilgili, cinsellikle ilgili mahremiyet eğitimleri var. Hani bunu okullarda da uygulamaya çalışıyoruz. Orada çocuğun kendi özel bölgelerini öğrenmesi, mesela dudaktan öpülmez dudak, birinin özel bölgesine dokunmayız, biri bizden özel bölgesine dokunmamızı istiyorsa buna kesinlikle karşı gelmemiz gerekiyor gibi çocuğun anlayabileceği ve yardım talep eden bir ses tonu çıkartması ya da çığlık atması, bağırması gibi isteğin, biri onu zorlarsa bunları ifade etmesi son derece önemli. Şimdi 11 yaşındaki bir çocuk bunu ifade edebilir. Şimdi bir de burada şu var, çocukların özellikle ve ergenlerin de maruz kaldığı bir cinsel zorlanma, istismar varsa bize anlatabilmeleri için çocuklar bir şey anlattığında biz öfkelenip tepkiler veriyorsak bundan korkarlar. Ya ben bunu anneme babama anlatırsam bağırıp çağırabilir, benim yüzümden bir şeyler yaşanabilir. Böylelikle bunu saklanmayı öğreniyorlar. Yani çocukların bu kadar hassas bir konuda ergenlerin bizimle bağ ve iletişim kurabilmeleri için bizim daha basit olaylarda da bağ ve iletişim kurabilmiş olmamız gerekiyor. Yani sana ben bu suyu sevmiyorum, bunu içmek istemiyorum diyen bir çocuğa sen zorla bunu içirirsen, ona tanıklık etmezsen, böyle şeyleri sık sık tekrar edersen onu başka şeylere de zorlayabilirler. Ve zorlanmayı da normal olarak kabul edebilir. Yani eğer biz basit şeylerden başlayıp ona bağ kurup iletişimi kurabilirsek, cinsellik gibi hassas olan bir konuda da bunu kurabiliriz. Evet, gerçekten hassas bir konu ama ayıp değil. Hassasla evet, ayıp arasında bir fark vardır. Yani siz, yine diyorum burada, eğer bunu çok problemli, sahip olunmaması gereken bir özellik gibi gösterirseniz 18, 19, 20 yaşına geldiğinde ne yapacak? Sonra bu konuyla ilgili ciddi çatışmalı fikirler, ciddi kendini ortaya koyma, cinsel hayatında zorlanmalar, cinselliği yaşama, eşiyle bağ kurma, eşiyle ilişkiler kurma ile ilgili zorluklar olacaktır. Yani baktığımızda cinsel sorunlar yaşayan insanların büyük bir çoğunluğu çocukluğunda yeterince oyun oynayamamışlar. Çok yanlış cinsel söylemlere maruz kalmışlar. Yani çok basit bir şekilde çocuğun düzenli bir şekilde oyun oynamasına, hayatını yaşamasına izin vermemiş ebeveynlerin çocuklarında yetişkinlikte bunlar ortaya çıkıyor. Mesela kişi o kadar ayıp, günah gibi söylemlere maruz kalıyor. Yetişkinlikte fırsat bulunca sadece cinsellik yaşıyor. Sürekli cinsellik yaşayarak bazı şeyleri telafi etmeye çalışıyor. Bu da ciddi bir problem. Yani onu artık tek çıkış yolu olarak görüyor. Yaşamadığım için demek ki bütün sorun buradan kaynaklanıyor. Karşı gelmek için de bazen ya da işte bütün baskıyı bertaraf etmek için salt buraya odaklanır. Mesela bazı kişilik bozukluklarında bunu çok rahat görüyoruz. Ailenin baskısı, özellikle kadınlarda ailenin yüksek baskısı, o cinsiyetçi söylemler, o cinselliğe dair yüksek vurgunun olması çocukta daha sonra gelişi güzel cinsel ilişkiler, gelişi güzel birliktelikler, salt cinsellik üzerinden başkasını yakına çekme çabalarını da görebiliyoruz. Bütün bunlar yanlış öğrenmeler ve yanlış tutumlardan kaynaklanıyor. Yani dönüp şeye baktığımızda artık 3. 4. 5. cinsiyeti konuşmuyoruz. Yani heteroseksüel ilişkilerdeki sorundan bahsediyoruz. Hani o kadar ilerleyemedik, daha diğer şeyleri konuşalım. Temel cinsellikten bahsediyoruz. Temel cinsel eğitimden bahsediyoruz bu zorluklardan. Şimdi eğer siz kendi doğanızla barışık değilseniz, eğer siz kendi doğanızı anlamlandıramıyorsanız ve siz bu özelliğinizi yaşamayı öğrenememişseniz başkasının bunu keşfetmesi, başkasının bunu konuşması size çok ürkütücü gelebilir. Bazen çok korktuğumuz için, çok ürktüğümüz için de bu konuları kapatırız. Mesela yanlış cinsellik eğitimi almış ya da alamamış annelerin, babaların yanlış öğrettikleri o bilgilerle o çocuklarının çocuklarını düşün. Yani dedeniz, neneniz bunu size böyle, annenize öğretmiş, anneniz ya da babanız size böyle öğretiyor. O kadar bir kargaşaya dönüyor ki bu yer, bir yerden sonra böyle hani 100 yıllık yol oluyor gerçekle
konuştuğunuz şey arasında. Yani bir sürü cinsel mit var. Mesela cinsel mitlere hiç değinmeyelim. Cinsel mitlerle ilgili konuşabiliriz. Ya mesela cinsellik, bence cinsellikle ilgili sorunlar eril zihniyetin yarattığı bir problem. Ama kendi topuğuna sıktığı bir şey. İşte cinselliği erkek başlatır. Erkek her zaman hazır olmak zorunda gibi böyle yanlış inanışlar var toplumda. Kadın ne zaman isterse erkek hazırdır. Cinselliği erkek başlatmalı. Erkek şöyledir. İşte erkek istiyorsa kadın birlikte olmalıdır gibi. Yani o kadar yanlış inanışlar gelişiyor ki, düşünsenize, basit bir şey mit haline dönüyor. Ne kadar baskılanmış, ne kadar böyle sorun olarak görülmüş ki mit olarak gözüküyor. İşte yaşlılar cinsel hayatları yoktur gibi. Yani böyle bir şey yok. Tamamen cinsellik gücünün, hastalıkların bunu engelleyip engellemediğine bakarız elbette. Onun dışında bir şey yoksa problem yok burada. Ya da işte isteyen kadın bilmem nedir gibi cümleler. Hayır, kadın cinselliği isteyebilir, başlatabilir. Burada eğer eril zihniyet ve egemen sistem bu cinselliği kadın üzerinden ya da işte belki de birlikte olma üzerinden bu kadar problemi bir hale getirirse, eril zihniyet bu sefer bundan dolayı problem yaşayacaktır. Çünkü kadın onu istemeyecektir. Çünkü bu ayıp bir şey. İstemeyecek. Ne olacak o zaman? Beni istemiyor diyecek. Acaba ben yetersiz miyim? Başkasını mı düşünüyor? Bu sefer artık, yani daha patolojik kısmını söyleyeyim, eyleme geçmiş halinden değil, onun düşüncelerini kontrol etmeye çalışıyor. Ya bazı kişiler bu konuda saplantılı olabiliyor. Ya partnerinin, eşinin ya da çocuklarının artık bedensel ve söylediği şeyleri değil, zihninde tasarladıklarını da kontrol etmeye çalışıyor. Bu çok daha hastalıklı bir şey. Onu düşünmemek, onu söylememek, onu baskılamak, bir daha sonraki süreçlerde işte kişilik bozukluklarına, cinsel işlev bozukluklarına neden, o obsesif kompulsif bozukluğa neden olabiliyor. Yani cinsel takıntılar dediğimiz takıntılar var. Dinsel takıntılar, cinsel takıntılar, başka takıntılar var. Yani bir şey, bir kişinin bir bireyin doğasına çok müdahale edildiğinde orada problem çıkmaya başlıyor. Bence temelinde korktuğumuz için. Yani korkuyoruz. Kendi enerjimizden, kendi potansiyelimizden, kendi yapmak istediklerimizden korkuyoruz. Bunların hepsiyle uğraşacağımızı, daha güzel şeylerle uğraşsaydık ben çoktan uzaya çıkmış olurduk. Ama çok da güzel şeyler söylediniz. Siz bunu anlayana kadar biz de bunu konuşacağız. Sizce anlamışlar mıdır? Yani tabii ki biz insanların algılama... Şöyle bir iki kişiyi bile olsa kazanmış mıyızdır sizce? Ya umarım bunun ne anlatmaya çalıştığımızı umarım anlarlar. Anlayacaklardır da eminim. Biz alenen bir cinsellikten, böyle patolojik, hastalıklı bir cinsellikten bahsetmiyoruz. Yani hepimizin hayatında olan, ya çok basit, ya uyku probleminiz varsa gidiyorsunuz, benim uyku bozukluğum var diyebiliyorsunuz. Ben akşam uyuyamadım diyebiliyoruz değil mi? Bunu konuşabiliyoruz. Ya da işte kustuysanız, açlıkla ilgili bir probleminiz var, bunu konuşabiliyorsunuz. Bunu da konuşabilmemiz lazım. Ve bu kadar problemli olmamalı. Tabii ki bunun bir sınırı var. Böyle manipülatif bir şekilde detaylandırarak anlatanların zaten bu konuyla ilgili problemi var. Bunlar baskılandığı için böyle. Siz neyi baskılarsanız, neyi sıkıştırırsanız o problem olur. Umarım anlatmak istediğimiz şeyin ne olduğunu anlarsınız. Çünkü burada insanca, başkasını rahatsız etmeden olan kısmından bahsediyoruz. Ya bu konu aslında yıllarca sürüp tartışabilecek bir konu. Yani o kadar uzun, o kadar büyük bir konu ki belki dünya bunun üzerine inşa edildi, bilemiyoruz. Yani sonuçta dönüp baktığımızda farklı cinsiyetler var olduğu için belki bunun üzerine inşa edildi, belki bunun üzerine evrimleşti bir şeyler. Bu yüzden belki bu kadar problemdir ama bu kesinlikle tarihsel bir sorun. Yani bunun zamanını da anlamak lazım. 21. yüzyılda cinsellik ne kadar problem? 21. yüzyıla kadar gelinen sürede bu ne kadar problem? Bir dikey, bir yatay ele almak lazım ki çözülebilsin. Ama sonu da şu, yani biz öleceğiz, biz biteceğiz, biz toprak olacağız. 100 yıl sonra çocuklarımız, torunlarımız bunu konuşacak. 250 yıl sonra başkaları bunu konuşacak. Başka bir şekilde, başka bir tarzda. Ama bu olacak. Keşke 30 dakika, 40 dakika konuşmayla olabilse, değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Bir de bu kanal benim ya, ben onu da söyleyeyim bir kez daha. O yüzden... Buranın sahibi yok, benim. Evet, yok işte bu konuları kim seçiyor, kim belirliyor, alınan konukları ben seçiyorum hepsini. İstemeyeni... Ve var sağda solda bir sürü bu programa benzeyen bir sürü şey. Onlara gidin, bizden sonra çıkanlara. Onlar da biraz nevalansın.
deyip kapatalım. Bir de öyle, bu programın da bir tek sunucusu değilim. Sahibim bir de. Biraz da ben yazıyorlar altı. Ben bunu 50 kez söyledim. Bu arada halde. 46'lık dediğin son konusu da, son sayının son konusu da cinsellik. Evet, yazdım. Ben gönderdim. Cinsellik olunca yazdım. 46'lı alın, tamam, DNR'lara gidiyorsunuz ve alıyorsunuz. 46'lı da konuşalım bir gün. Evet. Ben 5 kişiye gönderelim mi 46'lık? Gönderelim. Hadi yazın, 5 kişiye sadece benim sayfamı göndereceğiz 46'lıkta. Ama şöyle bir şey var, yani ben çok dergi ve galiba büyük konuşunca gerçekten başa geliyor. Bir arada bunları konuşalım. Yani böyle hani 40 kere söylersen olur, büyük konuşunca başa gelir, şu bu ters şeyleri de konuşalım. Çünkü ben hep derdim mesela, arkadaşlarım böyle işte kitap çılardaki ve dergi reyonlarına gider bakarlardı. Derdim ki ya ne anlıyorsunuz dergilerden? Yani ben asla gidip de gerçekten, yani her sayıda yazmıyorum ama alıyorum ve yani oradakileri okuyorum ve okurken de kimin yazdığına bakmadan okuyorum. Hı hı. Demek ki böyle bir şey varmış. Büyükle konuşmamak gerekiyormuş. Bu bağımlılık için siz de DNR'a gidin. Var mı hocam söylemek istediğiniz bir şey? Yok. Herkese sosyal fobiyi konuşalım. Bir dahakine sosyal fobi. Evet, sosyal fobiyi konuşalım. Bir de ondan sonra bu şeyleri konuşalım. Yani tamam. Bu takıntıya mı giriyor artık, neye giriyor tamam. Bilmiyoruz ama bunları şey yapalım. Yani işte okay. Şöyle olursa böyle olur. Mesela bizim Adana'da çok var. Herkes, tüm arkadaşlarım dalga geçer. İşte kedi görünce saçını 3 kez saçını çekeceksin. Dişine vuracaksın. Bu tarz batıl inançların ne kadar doğruluğu, yanlışlığı, biraz bunları konuşalım. Ama anladığım kadarıyla her geçen gün böyle konuları konuştukça dinle bilim Allah'tan iki ayrı konu. Yani olmasaymış ne olurmuş bilmiyorum. Çok merak ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.